Peki doktor bey, siz o dönemde nasıl bir açıklama yaptınız? O dönem dediğiniz 86 yılından bahsediyorsunuz. Evet, Kıbledere köyünde olanları neden kamuoyuna açıklamadınız? Ben hekimim beyefendi, siyasetçi değilim. Karıştırmayın lütfen. Bir hekim halka gerçekleri söylemekle yükümlüdür Erhan Bey. Siz o köyde neler olduğunu asla tahmin edemezsiniz. O köydeki insanların hayatı telef oldu ve siz onlara neden yardım etmediğinizi açıklamak zorundasınız. Saçmalamayın. Gerekli tüm raporlar hazırlandı. Hatta gazetelerde yayınlandı. Raporlarınızda post travmatik stres bozukluğu, toplu şizofreni, karışık anksiyete, majör depresyon, psikosomatik bozukluklar, genetik faktörler, somatoform bozukluklar, yine bozukluklar. Kubilay Bey! Buyurun. Ne istiyorsunuz? Kıbledere köyündeki insanlara tam olarak ne oldu? Bakın, bunu benden öğrenmenize imkan yok. O halde ben de bu işin peşini asla bırakmam, haberiniz olsun. Erhan Bey. Alo. Erhan Bey. Bir psikiyatr arkadaşımız geçenlerde o köye gitmişti. Kıbledere köyüne mi? Evet. Kendisi çekimler, kayıtlar falan da yapmıştı. Adı ne bu arkadaşın? Ebru. Doktor Ebru Karşı Üniversitesi'ne gidin ve o kayıtları bulun. Söyleyebileceğim sadece bu. Alo. Erhan Bey. Alo. Erhan Bey. Ben psikiyatrist Ebru Karaduman. Şizoid kişilik bozukluğu olan özel bir vaka için yapılan görüntülü olgu sunumu birinci gün kayıtları başlamıştır. Cinci Faruk Hoca adı verilen kişi tarafından buraya çağrıldım. Kendisi şu an içeride. Bedeni 1300 yaşındaki bir cin tarafından ele geçirildiği iddia edilen bir kadına iyileştirme seansı uyguluyor. Çekim izinlerinin hepsi Faruk Akat Hoca tarafından alınmıştır. Çocuğun ne işi var burada? Gel bakayım sen. Ne yapıyorsun burada? Yürü. Çık dışarı. Çık 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 çık. Bakma yavrucuğum. Hadi ablacığım. Geç otur şuraya. Geç. La ilahe illallah. La şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdi. Yuhyi ve yumiyyid. Ve huve hayyun la yemut. Bi yedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Çabuk bu kadını bırakıp git, yoksa seni cehennemin en dibine, esvele safiline gönderirim. Konuşma köpek oğlu köpek. Senden korkan mı var? Benden korkma, benden niye korkuyorsun? Allah'tan kork. Allah'tan kork. Şu orospular bir çıksın odadan. Ben sana göstereceğim Allah'ın şeytanını. Sıkı tutun, bırakmayın. Çekin gidin orospular. Kaltak dölleri. Bilin. Yoksa ne boklar yediğinizi bir bir dökerim ortaya. Geceleri kocalarınızla neler yaptığınızı anlatırım. Birbirinizin arkasından ne pislikler çevirdiğinizi anlatırım. Bütün pisliklerinizi dökerim ortaya. Dinlemeyin onu. Gidin. Dinlemeyin, sıkı tutun. Nurhan. Nurhan. Sen sırf komşunu kıskandığın için ona büyü yaptırmadın mı? Orospu! Ölmesini istemedin mi? İstemedin mi? Cemile. Cemile senin kocana araba çarpacak. Bağırsak
kafanı beyninin lastiklerin arasından toplayacaklar bilir. Sen, senin kocan var ya sapık. Fahişelerle neler yaptığını anlatıyor mu sana? Anlatıyor mu? Çekin gidin buradan! Bırakın beni! Bu adam hiçbir şey yapamaz. Yoksa evinizi, ocağınızı yakarım. Nerede? Orada. Ebru, sen geride dur. Tehlikeli olabilir. Hakim, ya dar, ya kahhar Celle Celaluhu. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Tamam, çıkar. Geçti. Korkma. Tamam bacım, tamam. Hocam tamam, iyi misin? Ha? İyisin değil mi? Rabbimin yardımıyla hastamızı, Hatice ablamızı size sağ salim teslim ettim. Şimdi bakın, beni iyi dinleyin. Muskalarla, tılsımlarla cahilce işler yapmayın. Büyüyle uğraşmayın. Büyü yapanın da, yaptıranın da ne bu dünyada ne de ahirette nasibi vardır. Tamam, bu devirde cin mevzuları artmıştır. Her 5 insandan birine cin musallat oluyor. Hafizanallah. Başınıza her türlü iş gelebilir. Kaza, bela, hastalık, her şey. Ama gördüğünüz gibi bu işlerden anlayan biri oldu mu cinler hiç kimseye bir şey yapamazlar. Cenab-ı Hak bizi onlardan çok daha kuvvetli yaratmıştır. Rabbim hepimizi cümle şeytani olandan muhafaza etsin inşallah. Amin. Faruk Bey şovunu yaptı. Ama daha durun, kendisiyle konuşacaklarım var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Sizler de iyi, sağ olun. Ne kadar güzel bir eviniz varmış. Öyledir. Dededen kalma. Eski Rum evi. Öyle mi? Çok güzel. Buyurun. Sağ olun. Çok güzel. İşlemeleri hep el yapımı değil mi? Hiç dokunmadık, bozmadık orijinalliğini. Çok güzel. Kolay gelsin teyzeciğim.
Sağ ol kızım, hoş geldin. Hoş bulduk, kusura bakmayın rahatsız ettim. Estağfurullah, geç geç. Sağ olun. Ebru Hanım. Buyurun bir soluklanın önce, daha sonra yaparsınız çekimi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Faruk Bey, 5 dakika izin verirsiniz. Ben kameralarımı kurayım. Kurun kurun, buyurun. Kendi eviniz gibi. Tamamdır, sağ olun. Faruk Bey, dünkü kadına ne olmuştu? Şimdi bu durup durduk yerde sudan korkmaya başlamış. Banyoya girmez olmuş. Temizlik yok. Her taraf pislik içinde. Çevresindekileri de tehdit ediyormuş. Doktora görünmemiş mi? İşte. Yazdığı ilaçlar daha da kötüleştirmiş. Kim söylüyor bunu? Kendi, ailesi. Biz de duymuşlar. Yardımcı olduk işte. Anladım. Faruk Bey, dün yaptığınız şey tam olarak neydi? Yaptık, başladık mı yani? Öyle mi olacak? Evet, başladık işte. Sen anlatacaksın, uygulayacaksın. Ben de gözlemleyip sorgulayacağım ve çekim yapacağım. Şimdi... Doktor Hanım, bak. Doktor Hanım demene gerek yok, Ebru diyebiliriz. Peki, Ebru Hanım. Sen bunları böyle çekeceksin de ne yapacaksın? Tıbbiyedeki profesörlerine, hocalarına falan mı göstereceksin? Bu bir test çalışması. Tıbbi süreçlerden geçmiş bir vaka seçeceğiz. Cin musallat olmuş bir hasta yani. Sen öyle diyeceksin, ben başka bir şey diyeceğim. Neyse. Neticede doktorların iyileştiremediği bir hastayı bana emanet edeceksin. Benden de iyileştirmemi isteyeceksin, doğru mu? Öyle diyelim. Tamam. Diyelim ki... En ağır hastayı birkaç günde iyileştirdim. Sen de bunu kayıt altına aldın. Hı hı. Ne olacak? Ne olacak? Kabul edecek misin? Neyi? Cinlerin varlığını. Ne alakası var? Bu bilimsel bir çalışma olacak. Şimdi cehaletimi bağışla doktor hanım ama bilimsel bir çalışmada sonuç yok mudur? Vardır elbette ama bunun muhakemesini sadece bilim adamları yapabilir. Peki, öyle olsun. Sen şimdi dünkü olaya ne diyeceksin onu söyle. Şüphelerim var. Şüphelerin var? Hı hı. Kadın daha önce ne haldeydi görmedin mi? Gördüm. Bize geldi. Sapasağlam yaptık gönderdik. Psikiyatra da gitmiş. İlaç da yazmışlar. Sen tertiplemiş olamaz mısın? Nasıl yani? Faruk Bey, beni dün siz çağırdınız. Doğru. Belki de kadını tanıyordunuz ve onu çağırdınız ve ortamı ayarladınız. Hı. Ve şovunuzu yaptınız. Şov. Kızmak yok, bunları daha önce konuşmuştuk. Tamam, tamam, peki. Gel bakalım benimle, sana bir şey göstereceğim, gel. Nereye? Gel sen, gel ben. Bir dakika, bir dakika, kamerayı almam lazım. Al hadi. Ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Dün kadının ağzından çıkan şeye benziyor. Ta kendisi. Ne yani şimdi bu şey kadının ağzından çıktığı için mi iyileşti kadın? Bununla beraber kadına musallat olmuş olan cinler de dışarı çıktığı için iyileşti. İnandırıcı değil. Kendi gözünle görüyorsun. Kameraya kaydediyorsun ama hala inandırıcı değil diyorsun. Pekala. Dün bu şeyi kadının ağzından çıkarmadan önce neden üzerine örtü örttün? Ne alakası var? Örtüyü üzerine attın. Altına sen de girdin. Hı. Ve bu şey cebindeydi. Çıkarıp kadının ağzına sen koydun, olamaz mı? Yalnızca cahil kişi hemen kabul eder. Bilim adamı sorgular Faruk Akat. Şimdi lütfen cevap ver. Neden üzerine örtü attın? Cinnin bedenden çıkması için ortamda hiç ışık olmaması gerekir. Örtüyü bu yüzden kullandım. Bunun için kameranın ışığını kapatabilirdin. O da olabilirdi. Ama sen üzerine örtü atmayı tercih ettin. Hem zaten bu büyüklükteki bir şeyin bir insanın midesinden kendi kendine yukarı çıkması tıbben imkansız. Bak bu görüntüleri seyreden herkes o örtünün altında senin bir işler çevirdiğini düşünecek, emin ol. O zaman ben kimi iyileştirirsem iyileştireyim sen ve sayın hocaların hep aynı şeyi söyleyecek. Bir şansın var. Neymiş o? İyileştireceğin hastayı ben seçeceğim, sen değil. Aziz.
Çay yaptım size, buyurun. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Zahmet afiyet olsun. Anam sağ. Ellerine sağlık. Afiyet anam olsun. Sağ. Faruk Bey, bunlar nedir? Bunlar cinlere, büyüye, nazara karşı koruyucu ayetler. Hı hı. Bak, şu ayetel kürsi mesela. Şunlar da sırları bende olan özel kalemlerle özel kağıtlara yazdığım vefkler. Vefk? Vefk. Bak şimdi, buradaki her Arapça harfin rakamsal bir karşılığı var. Hı hı. Ebced deniyor. Uygun şekilde bir araya geldiklerinde ortaya etkili tılsımlar çıkıyor. Anladım. Yahudilikteki kabala gibi bir şey yani. O biraz farklı. O işte simya da var. Sonuç? Bütün bunlar ne işe yarıyor? Koruyucu diyelim. Cinler eğer bu kadar zeki ve tehlikeli varlıklarsa neden bu kağıtlar üzerine yazılmış basit harflerden korkuyorlar? Çünkü bu basit dediğiniz harflerin onlar üzerinde öldürücü tesirleri var. Nasıl? Küçücük gözle göremediğiniz bir virüs devasa bir hayvanı nasıl öldürebiliyorsa öyle. İyi de virüsün kesinliğinden eminiz. Hem de organizmaya etki mekanizmasının ne olduğunu da tam olarak biliyoruz. Ebru Hanım, cinler ısı, ışık ve ateşin zehrinden yaratılmış varlıklar. Yani belirli bir frekanstaki elektromanyetik dalga yapısındalar. Bu vefkler de her farklı dizilişte ışığı farklı yansıttığı için, ışık da bir elektromanyetik dalga olduğu için cinler üzerinde tesiri olması pek mantıksız değil bence. Bilimsel terimler kullanmaktan hoşlanıyorsun anlaşılan. Ebru Hanım bakın, bu tür hastaların bazılarına yalnızca hekimler bakmalı. Ben bunu bütün samimiyetimle kabul ediyorum. Güzel. Ama öyle vakalar var ki siz hiçbir şey yapamazsınız. Yalnızca biz tedavi edebiliriz. Yine de bir delil yok. Nasıl bir delil istiyorsunuz? Eğer cinler senin dediğin gibi yürüyen, yemek yiyen, konuşan varlıklarsa ortada gözle görülür, elle tutulur somut kanıtlar olması lazım değil mi? Ebru Hanım, bilim rüyaların varlığını kabul ediyor mu? Elbette. Peki, rüyalarla ilgili somut, elle tutulabilir bir delil var mı? Yok. Yani bütün bu olanların İyi de bir zaman... dakika. Rüyalar herkes tarafından kabul edildiği için tartışma konusu değildir. Oysa cinlerin varlığını sadece bazı insanlar ve dinler iddia ediyor. İkisi farklı şey. Cin, gece örtüsü altına gizlenmiş olan demektir. Evet, görmek, dokunmak zordur ama hissetmek kolaydır. Hatta öyle ki etrafınızda hissettiğiniz anda yaşayacağınız ürperti hiçbir şeye benzemez. Korku delil olamaz Faruk Bey. Psikiyatri bilimi bunun üzerine kurulu zaten. Somut bir kanıt olmadıkça anlaşmamız zor. Somut bir kanıt olduktan sonra anlaşabilecek miyiz peki doktor hanım? Bilmem, sen söyle. Göreceğiz. Bak. Bu simya mesela. Eskiden bilimdi. Şimdi büyü diyorsunuz. Faruk oğlum, biraz yemek hazırladım. Karnınızı doyuruverin. Yok, çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben tokum. Ebru Hanım buyurun. Annemin yemekleri güzeldir ama. Başka zamana. Bizim yola çıkmamız lazım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Bak, sana bahsettiğim hasta bu. Muğla'ya gideceğiz. Kübra Duran. Hadi oğlum, Allah'a emanet ol. Sağ salim, git gel. Meseleleriyle Adana'da mı tanıştın yoksa Bursa'ya geçtikten sonra mı başladın? Tabii, çocukluk zamanımda başladı her şey. Ailende senin gibi başka cin çıkarma seansı uygulayan birileri var mı? Yok Ebru Hanım, aileyle çok ilgili mevzular değil bunlar. Oraya çok fazla girmeyelim istersen ama işte çocukken başladı. El verme diye bir mevzu var. El verme? Hı. Nedir tam olarak? Şöyle düşün.
bir büyüğünden, bir öğretmeninden diyelim feyiz alıyorsun. Uygulama yapıyorsun. Belli bir ücret karşılığı. Ücret yok. Öyle mi? En azından bende yok. Ama senin mesleğini yapan herkes için aynı şey geçerli değil. Ebru Hanım, etrafına bir baksana. Çeşit çeşit insan var. Biz şimdi tam olarak nereye gidiyoruz? Kıbledere köyüne gideceğiz. Buradan bir 100 kilometre sonra varmamız lazım. Ben de tam olarak yolları hatırlayamıyorum. Çok küçükken ayrıldık buradan ama... Biraz sonra bir yerde dururum. Refika ablayı ararım, sorarım yolda. Refika? Kübra'nın annesi hastamız. Refika ablayı bir arayayım. Alo. Refika abla, Ebru ben. Ablacığım. Abla biz geldik şimdi. Yok, tam gelemedik. Bir kaybolma durumu söz konusu biraz. Hı. Orayı geçtim. Evet. Ah abla, ben Köyceğiz yoluna girmedim ki. Yanlış yola girmişim. Ama şimdi öğrendim inşallah. Hadi yürü. İleride bir tane ev var. Evet. Soralım mı yolu? Soralım. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Estağfurullah, buyurun. Biz yolu kaybettik de aşağı yaza kadar gideceğiz. Hayırdır aşağı yazda? Kameralar falan? Kıbledere köyü ile ilgili bir araştırma yapıyoruz da biz. Kapat kardeşim, kapat! Faruk! Kapat, kamerayı! Dur, çekiyor şu an. Çocukluğun burada geçti diyorsun ama hiçbir yeri bildiğin yok. Doğru vallahi. Ya deminki adamı görmedin mi? Önce yüzümüze gülüp ondan sonra üstümüze saldırdı. Burada hurafeden garip inançlara kadar ne ararsan var hoca. Ebru Hanım, kaldık burada. Ne yapsak? Muğla'ya geri mi dönsek? Ya hocam, sen yolu şu cinlere soramaz mısın? Şu anda bizi gözlüyorlardı zaten. Nasıl yani? Bu bölge cinler, ifritler, iblisler için biçilmiş kaftan. Ebu Semerkand diye aynen şöyle der. Güneşin doğduğu yerde bir dağ, battığı yerde bir dağ. Ortada da taşı döven bir dere varsa, aradaki tüm gölgeler cinlerle doludur. Burayı tarif etmiş resmen. O ses ne? Şu taraftan geldi. Ağlama sesine benziyor. Evet, bir kadın ağlıyor. Dur hocam, dur kamerayı alacağım. Beni bekle. Şuradan geldi. Yürü. Yavaş, dikkatli ol. Duydun mu? Duydum. Faruk Hoca bekle. Bak şuradan geldim. Dikkatli ol. Görebiliyor musun bir şey? Ebru sakın! Ebru iyi misin? İyi. Nerede? Yok Ebru, gitti. Nerede? Hayvan şimdi buradaydı, ısıracaktı Ebru, beni. Ebru sakin ol, gitti bak, yok bak. Şuraya mı gitti? Gördün mü? Yok orada da yok Ebru, hadi. Tamam yürü, hadi arabaya gidelim, yürü. Tamam hadi gidelim buradan, hadi. Allah kahretsin, kamerayı da düşürdüm. Bir şey olmuş mu kameraya? Yok bir şey olmadı. Tamam yürü arabaya. Hadi. Gel. Ya benim gibi bir hayvansevere yapılır mı bu ya? Uydum ağzıma geldi resmen.
Ama rahatsız olduysan söndüreyim. Yok, ondan değil. Doktor söyledi. Tıp fakültesi 3. sınıftayken bize böyle sigaranın zararlarını anlatan bir hocamız vardı, Selim Gürgen diye. O da tiryakinin tekiydi. Kimin mezarı acaba? Aa, kemik mi onlar? Allah Allah. Faruk Hoca içeri girme sakın. Faruk Hoca. Ne bu böyle, anlamadım ki. Kemik bunlar. Mason işareti değil mi bu? Evet, ama bunun anlamı farklı. Nasıl anlamı farklı? Burada tahmin ettiğim şey yapılmış galiba. Ne yapılmış? Köylülerin hayvanları aniden, sebepsiz yere fazla sayıda öldüklerinde kurban kesip kanını toprağa akıtırlardı. Kemikleri de bu şekilde dikerler. Ne garip bir dilek ağacı bu. Her şeyi asmıştır üstüne garip garip şeyler. Ay, bağırsak mı bu? Ay, üstüme dolandı. Saçıma başıma değdi ya. Bir saniye. Mezarlık, türbe, kemik büyüsü, semboller. Ne oldu? Ebru Hanım gel, ışığı getir. Hı. Getir. Ne yazıyor orada? 7-1, 7-5, 71, 71, 75. 71-75. Biri kazımış işte, kim bilir ne dilemiş. Bazı dilek ağaçları sadece kötülük içindir. Kötü dilek mi olur canım, saçmalık. Düşmanının ya da kıskandığı birinin ölmesini isteyen, onun kıl, tırnak, kemik gibi şeylerini beze bağlayıp üstüne ismini yazıp ağaca asardı. 1000 yıllık bir gelenek. Ay, koku dayanılmaz yalnız. Bu bölge fenaymış Ebru Hanım. İyi misin? Ebru Hanım, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Kokudan kötü oldum biraz, tıkadı. Toparlanırım şimdi. Aa, koyunlara aman, bak. Aman aman, çarpmıyorsun. Tamam, durdum. Ay, şunun küçüklüğüne, tatlılığına bak. Usta! Ya koyunlarımı ürküttünüz. Tamam, durduk. Kusura ustam, bakmayın. Şey ya usta, biz yolu kaybettik de bize bir tarif ediversen. Nereye arıyorsunuz? Biz aşağı yaz beldesine gideceğiz. Ne yapacaksın orada? Refika Duran var. Bilir misiniz? Kocası vardı, rahmetli oldu, Bilal Duran. Kıbledere köyünden Bilal Duran. Hah, Kıbledere köyünden. Evet. Zamanında taşınmışlar. Şimdi burada bir yerde eski bir Rum konağında yaşıyorlarmış. Biliyor musunuz? Çok ters gelmişsiniz. Ben şimdi sana geri dön desem yol iyice uzar. Bak, ne yap biliyor musun? Siz böyle dümdüz devam edin. Tamam. İleride yol çatallaşır. Soldan gideceksiniz. Zaten böyle ışıklar falan da var. Anlarsın yani doğru yolda olduğunu. O yolu hiç bırakmayın. Direkt karşısına çıkarsınız. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi, hadi hayırlı yolculuk. İnşallah doğru tarif etmiştir adam. Dediği gibi yol çatallandı. Soldan evet. Da girdim. Hah, ileride ışıklar şurada var. Şurada işte. Tamam işte. Bulduk ya. Of. Faruk Hoca. Ha? O ne oradaki? Ne ya? Ne yapıyorlar orada? Kim? Kimi bunu bir kaydetsene. Kayıtta zaten. Flaşını açmayı unutma hoca. Çabuk. Görüyor musun bak? Nerede? Göremiyorum. Bak. Yanında biri mi var onun? Şu mu? Şu. Gör. Bir saniye, bu deminki çoban değil mi? Ne alakası var o abi? O işte. Adam nerede kaldı? Sen... Nasıl? Geçtik. Yok, tamam, geçtik Ebru Hanım.
Allah'ım. Neyse Ebru Hanım, sen devam et. Saatlerdir yol arıyoruz zaten. Alo, Refika abla. Ablacığım bak şimdi ben girdim o yoldan. Hı. Evet, camiyi gördüm, şimdi sağımda gördüm camiyi, evet. Tamam, camiyi de geçtim. Tamam, buradan sağa giriyorum abla. Girdim. Tamam ablacığım. Tamam, buldum ablacığım. Hadi. Tamam ablam, hadi görüşürüz. Tamam mı? Bulduk mu? Bulduk, bulduk. Şuradan. Beyaz. Gel, gel. Bak. Hoş geldin. Ay Ebru'ma bak, ne güzel, ne şirin oluvermişsin kız sen böyle. Ablacığım. Selamünaleyküm cümleten. Ablam ne çok uzun zaman oldu ya. Ama hiç değişmemişsin. Aman ne değişmemişim kızım. Saçlarım bembeyaz oluverdi. Aman Refika abla. Kız, Doktor Ebru. Esra'cığım nasılsın? İyiyim, ne yapıyorsun? Sen iyisin. İyiyim ben de. Bu kim? Benim kızı bu. Ya tabii. Maşallah, merhaba. Merhaba. Öp bakalım teyzenin. Aa, yeni seni. Annegiller iyiler mi? İyiler, iyiler. Konuşuruz şimdi evde. Tamam. Ablacığım bak, bu sana sözünü ettiğim Faruk Hoca. Faruk Akat. Hoş gelmişsin. Merhaba hocam. İyi, ne dikilip durursunuz? Şuradan evi çıkıverelim hemen. İyi, hadi çıkalım. Ablacığım arabada eşyalarımız var. Heh. Atlayın beraber gidelim. Hadi. İyi madem, hadi kızım. Buyurun. Geldik. Ay Refika abla, burası mı? Hı-hı. Faruk Hoca kusura bakma ama bu ev seninkinden çok daha güzelmiş. Güzel güzel. Kaç yıllık bu ev? Çok eski hocam. Ama aşağı yazın en güzel, en eski evlerindendir hocam. Belli belli. Heh, orası da bizim ev hocam. Esra, burası boş mu? Babası çok severdi orayı. Öldüğünden beri hep öyle durup durur. Anladım. Ha, giden mi eve? Tamam. Faruk Hoca. Faruk Hoca. Heh. Gel hadi biz de eşyalarımızı alalım bagajdan. Alalım, gel. Alalım. Heh. Hadi Mahat. Ebru yardım eden bize kızım. Tamam, tamam hadi. Buyur hocam. Tekrar hoş geldiniz. Ablacığım ben sana bir kere daha sarılacağım. Hocam bir tutabilir misin? Çok özlemişim ya. Hocam Allah senden de razı olsun. Zahmet ettin. Taburalara kadar geliverdin ya böyle. Estağfurullah, yardımcı olabilirsek de Ebru Hanım, bu kamera bende kaldı. Alayım, alayım hocam. Esra'cığım bana bir bardak su getirebilir misin? Hemen getireyim. Hocam sen bir şey içer misin? Su, ayran. Ayran alırım, soğuk. Tamam. Çok dolanıverdiniz mi kız? Arabayı ne? Ya Refika abla sen ne diyorsun? Yolda kaybolduk. Adamın birine yolu soralım dedik. Üstümüze saldırdı. Ardından bir de köpek saldırdı. Aa, nerede? Ya, köy yolunda bir yerde işte. Durmuştuk öyle kenarda. Buralar çok değişti tabii. Sen o zamanla ufacık bir şeydin ya kız. Öyleydi vallahi. Her yeri de unutmuşum zaten. Gel, gel Fatma, gel. Gel bak, misafirlerimiz geldi. Merhaba. Faruk Hoca. Fatma ana bak, Ebru'yu hatırladın mı? Ebru kapatıver bakayım şu kamerayı. Kız Fatma, biz konuşuverdik ya kız sen. Kız sana diyorum, kapatıver kamerayı. Kız konuşuverdik ya, niye böyle yapıyorsun şimdi? Sen karışma, kapat diyorum sana, kapat! Bir dakika, bir dakika. Tamam, kapatırım kamerayı da Fatma abla sen niye böyle sinirlisin? Niye geldiniz siz? Ablacığım biraz sakin ol. Neyi sakin olacağım be? Neyi sakin olacağım? Utanmıyor mu? Koskocaman doktor olmuşsun. Almışsın eline bir kamera, bir de bu hocayı getirmişsin. Ablacığım ben doktor olduğum için bana güvenmen lazım ya zaten. Kübra'yı hastanede de çekmediler mi kameraya? Orası hastane. Tamam işte, ama orada da doktorlar çekiliyordu kameraya. Şimdi de ben hem doktor olarak hem de arkadaşı olarak çekeceğim. Sen merak etme. Kızım, kızım. Kızın durumu çok kötü. Böyle yardım edemezsiniz ona. Fatma hala. Kübra'ya benden zarar gelmez, tamam mı? Neyi zarar gelmez be? Bu adam niçin bir kere? Fatma! Fatma bir sus diyorum sana! Anne, ne konuşup duruyorsun? Anne anne, anne tamam. Kızım bir seneden beri hastanede yattı benim. Ne oldu ha? İğneler, ilaçlar. Ya kafasına vermedik, elektrikler çoklar mı kaldı? Ne oluyor kız? Ne konuşuyorsun? Ne böyle böyle bakıyorsun? Fatma, karışma anne. Karışma. Anne. Ne oldu tamam, bir tamam. Diyeyim ben. İyileşti mi? Daha mı kötü oldu ha? Bak
Bak Kübra iyileşecek diyorum sana. Ne? Kızım iyileşecek anlıyor mu? Karışma! 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 Eğer o kızın başına bir şey gelirse hepsinin sorumlusu sizsiniz. Anladın mı? Fatma Hanım bakın korkmanıza gerek yok. Biz Allah rızası için buradayız. Ne? Hani hiçbir şey yapamazsak bir dua eder gideriz. Ne diyorsun sen de hocam? Ha? Allah nasıl istiyorsa öyle yapsın. Esra tut bakayım şunu. Refik abla bana bak bir. Azıcık sakinleş, derin nefes al. Sakinledin mi? Dinle şimdi beni. Bak eğer bu kamera olayı böyle sıkıntı yaratacaksa ben başka bir çözüm yolu bulurum ablacığım. Tamam mı? Yok yok. Halamın böyle yaptığına bakma sen. Sonradan yumuşar o. Emin misin? Evet. Yok kızım yok. Elinden ne geliyorsa yap. Kübra'nın iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yap kızım. Hem koca koca profesörler izleyecek bunu. Sonuçta iyileşecek Kübra'mız bizim. Ablacığım ben o zaman kameraları kuruyorum tamam mı? Kalk kızım kalk. Kur kur. Kalk ne duruyorsun kalk git kur. Tamam. Ay kızım kızım benim kızım kızım. Nasıl annem ha? Esra Hanım. Buyur hocam. Kübra nerede? Yukarıda uyuyorum. Ya ben çok özledim onu artık bir görsem ya. Gidip uyandırıversene. Yok 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 yo. Hiç uyandırmayın. Şimdi şöyle yapalım biz bir köye inelim. Etrafa bir bakınalım daha sonra gelir yürürüz. Tamam hocam. Biz de o vakit yemeğe neye hazır ederiz? Tamam ablacığım. Hadi bakayım. Yavaşın bak kayarsın. Evet çok kayıyor ayaklarım. Ben böyle bir tuhaf oldum sanki turist gibi ha? Yok yok çok yakıştı hocam. Yakıştı mı? Yakıştı vallahi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben köyün mıktarı Osman Bayar. Çok memnun oldum. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Hoş bulduk. Ya, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım iyisiniz? Çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Sağ olun biz de iyi. Sağlı sıhhat yerinde. Çok şükür. Eline sağlık teşekkürler. Afiyet şeker olsun. Efendim. Osman amca. Bana şimdi tam olarak anlatır mısın? Kübra'ya ne oldu? Kübra'ya cin çarptı doktor kızım. Bu aile zaten sorunlu bir aile. Sıkıntılı bir aile. Sorunlu derken Osman amca? Bu hikaye kızım ta Kıble Deresi köyüne kadar gider. Bu köy var ya bu köy. Lanet bitenlerden... Bir dakika Osman, bir dakika. Tamam. Dur, sakin ol. Kameralar ne? Ne yapıyorsun o zaman burada? Bir şey yapmıyoruz abicim, yanlış anladın sen. Sohbet ediyoruz. Otur sen de. Çekim yapmıyor mu geldiniz lan? Bizim bir takım sorularımız var. Onları öğrenip gideceğiz zaten. Merak etmeyin. Köyümüzü karıştıramazsınız. Bu o olayların bu köyümüzle alakası tamam, yok. Alakası siz yok. Burada çekim tamam. Yapamazsınız. Ne bok yiyeceksiniz oradan yiyin lan. Sakin ol. Neyse saat geç oldu. Kübra da uyanmıştır. Yemeğe yetişelim bari. Hadi. Üf, bu köpek de susmadı gitti. Tamam canım. Hocam. Anne. Şimdi bir toparlayalım baştan. Kına gecesi dediniz, doğru mu? Evet hocam. Ne oldu o gece? Hani CD'yi gösterivereyim mi? Ne CD'si Esra'cığım? Hani kameraya çekiliyor ya kına gecesinde ondan mı? Vallahi Esra görebilsek iyi olur, mümkün müdür bu? Tabii. Hı? Yemekten sonra gösterivereyim o zaman. Tamam, mutlaka seyredelim ama Esra. Tamam, tamam. Tarık Hoca bir dur sana kaydı şu kameranın açısını ayarlayayım. Tamam başlatabilirsin. Thank you.
Faruk Hoca burada tam olarak ne diyor sen anlayabiliyor musun? Şebbal. Vehaib. Şebbal. Hamiş. Şebbal Vehaib. Şebbal Hamiş. Diyor. Hangi dil bu? Aramice. Hazreti İsa çöldeki şeytanlara bu dilde hitap etmişti. Sonuç? Sonuç Hazreti İsa'dan nefret eden en sapkın cin taifesi de bu dilde konuşurdu. Peki ne demek istiyor burada? Şebbal'e yedi. Şebbal'e yedi. Vehaid bir. Şebbal'e yedi. Hameş beş. 7175. E hoca bu seninle yolda gördüğümüz garip dilek ağacının üzerinde yazılan rakamla aynı değil mi? Evet, evet. Köyün arka tarafındaki ağacı mı diyorsun sen? Evet Rıfık abla, ne oldu? Şimdi bir gece Kübra ablasında yoktu. Sonra biz tabii her yeri aradık. Sonrasında uykusunda yürüyerek oraya kadar gitmiş. Faruk hoca. Ben evinize bir dışarıdan bakabilir miyim? Ne oldu? Hocam? Dur, beni bekle. Bu evde bir şey var. Kübra. Güzel olmuşsun. Kübra'cığım, ben hem senin bir arkadaşın olarak hem de bir doktor olarak yanındayım. Şimdi ben sana Doktor Ebru mu diyeceğim? Yok, sen bana sadece Ebru de. Küçükken de doktor olmak istiyordu biliyor musunuz? Sen de polis olmak istiyordun. Polis mi? Hı. Hatta beraber polis kıyafetleriyle çektirdiğimiz fotoğraf bile var, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Anne, onu bulabilir misin? Bulurum tabii kızım. Kübra'cığım, ben hemen meseleye girmek istiyorum. Kına gecesi. O sabah annene bugün öleceğim demişsin. Hatırlamıyorum. Peki o gece olanlar? Bir ses duydum. Onu hatırlıyorum. Nasıl bir ses? Kadın sesiydi. Kadın sesi olduğuna emin misin? Eminim. Sürekli tekrar ediyordu. Ne diyordu? Öldür onu. Öldür. Evleneceğin adam mı? Erdal'dı ismi. Erdal'la kavga eder miydiniz? Bazen. Peki sana hiç şiddet uyguladı mı canım? Vurdu mu hiç sana? Yok, hayır. Biz seviyorduk birbirimizi. Tamam canım. Şu dilek ağacına gittiğin gece. Uykumda yürüdüm gece. Kübra, o gece bir ses ya da ona benzer bir şey duydun mu? Duymadım ama o geceyi düşündüğümde bir tabut gözümün önüne geliyor. Nasıl bir tabut canım? Soğuk. İçindeyim, nefes alamıyorum. Bir esen boğazımı sıkıyor. Tırnakları tenime batıyor. Bağırmak istiyorum. Bağıramıyorum. Yardım istiyorum. Kimse yardım etmiyor. Sonra ölüyorum. Ve... Ve? Bir bebek olarak tekrar doğuyorum. Alnında tek gözü olan bir bebek mi? Evet. Ağzı yok. Burada tek bir gözü var.
Tamam canım, sakinleş. Derin nefes al. Tamam. Geçti. Hadi gezelim. O olaydan sonra polis Kübra'yı götürdü. Damadın ailesi de davacı oluverdi tabii. Polis bize Kübra'yı göstermedi. Sonra doktorlar gelmiş. Akıl hastanesine yatırdılar. 2 sene orada kaldık. Anne, deyip durun ya. Bırakayım bunları. Tamam. Tamam, sakin. Peki, kocanız ne zaman rahmetli oldu? Bilal mi? Kübra'nın doğduğu gün babam öldü. Kalp krizi mi? Aniden düşüverdi. Sonra ağzından köpükler çıkıyordu. Epilepsi olabilir, sarı olabilir. Otopsiden bir sonuç çıkmadı mı? Yok, öyle bir rahatsızlığı yoktu yani. Anne. Hedika abla. Anne. Tamam, sakin. Tamam. Kızım küçükken çok güzeldi. Gözleri teni melek gibiydi. Oh, ben neler yapmadım ki onun için. Herkes kıskanırdı onu. Muskalar yaptırdım, kurşunlar döktürdüm. Gene de olmadı. Evin her yanlarına nazar boncukları astım. Gene de koruyamadım ben onu. Refika Hanım, iznin olursa evdeki bütün nazar boncuklarını kaldırıp atmak istiyorum. Niye, ne oldu ki hocam? Nazar boncuğu şeytanın ve cinlerin kuvvet iksiridir. E göz değmesin diye nazar boncuğu takılıyor ya. Hocalar öyle diyor ya. Hangi hoca? Nazar boncuğundaki o göz şeytanın gözüdür. Tek göz. Babil'den beri şeytanın simgesidir. Siz nazar boncuğuna beni koru diyerek şeytandan yardım istiyor ve ona sığınıyorsunuz. İşte. Al bunları da. Kübracığım. Al şunları. Hocam. Burada da var. Tamam. Bu kameraların hepsi senin mi? Birkaç tanesi benim. Diğerleri üniversitenin. Hep çekecek misin peki böyle? Merak etme, hep çekmeyeceğim. At, kaldır at. Tamam hocam. Neden bu kadar acele ediyorsun? Yarın yapsan olmaz mı? Yok, yok, zaman yok. Biz geldiğimiz için cinler daha da saldırganlaşacak. Kıza bir şey olmadan çözmem lazım. Kübra ile konuşurken alnında tek gözü olan bir bebek konusu açıldı. Evet, cin musallat olmuş olan herkes aynı şeyi görür. Neden? Bilmem. Belki birlikte öğreniriz. Peki, ben yukarı çıkıyorum. Kübra, iyi misin? İyiyim. Bak, sakın korkma, tamam mı? Burada doktor arkadaşın, annen, ablan, halan, herkes yanında. Eğer burada seni rahatsız eden bir varlık varsa, bırak o korksun. Sen korkma. Birlikte Rabbimden seni bu illetten kurtarması için yardım isteyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Işıkları kapatalım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
Avucunu aç. Ne yapacağım? İyice ovuştur. Böyle mi? Kübra. Kapat gözlerini. Tamam. Kapattım. Şimdi ellerini yüzüne doğru götür. Dua eder gibi. Avucundaki kokuyu iyice içine çek. Rabbinnaz, melikinnaz, ilahinnaz. Gelin, gelin size bir şey göstereceğim. Bu yazıyı elime Kübra çizdi değil mi? Evet hocam. Görüyor musun? Aynısı bu kitapta da var. Ne demek bu? Mır'a. Yani ayna demek. Ayna mı hocam? Kitap belki 1000 küsur yıllık. Ama Kübra buradaki yazının aynısını çizdi elime. İyi de bu ayna kelimesini senin eline de yazmış olması neden bu kadar önemli? Çünkü cinler bize göre aynanın içindekilerdir. Bak, bak aynen şöyle diyor. Eğer bir cin genç bir bedeni tamamen ele geçirirse... Mır'a. Yani ayna diye mesaj gönderir. Kızımı bir cin mi ele geçirmiş hocam? Kesin, hem de en tehlikeli olanı. Şimdi bana boş bir oda, 2 ayna ve mumlar gerek, tamam mı? Tamam hocam. Hani bu yandaki ev oluverir değil mi? Olur olur kızım, olur tabii. Tamam. Tamam. Faruk hocam, bence ayna falan bahane, sen işi uzatıyorsun. Geçen gün kadının üzerine siyah örtü örtmüş, altına da sen girmiştin. Hemen iyileşivermişti kadın. Doğru. Neden burada işe yaramadı? Burada durum farklı. Nasıl farklı? Çünkü okuduğum tılsımlı sözcükler etki göstermedi. Yani? Yani Kübra'yı ele geçiren cin çok tehlikeli. Ölünceye veya öldürünceye kadar bedenden çıkmayan türden. En zalimi, en gaddarı. Sessiz ol, duyacaklar.
Biz buraya yardım etmek için gelmedik mi? Evet ama bak, eğer yapamayacağını anladığın yerde pes edersen, Kübra'nın annesi onun hastaneye yatırılması için rıza gösterecektir. Yapamayacağımı anladığım anda bırakırım. Söz mü? Söz. Tamam. Şu anda saat 2:03. Ben Doktor Ebru Karaduman. Görüntülü olgu sunumu birinci aşaması sona ermiştir. Tahmin ettiğim gibi Kübra'da parasomnik uyku bozukluğu ve biyoelektrik aktivite travmasıyla başlayan, ardından şizotipal kişilik bozukluğuna dönüşen süreç mevcut. Zira hasta ilk karşılaşmamızda gayet mantıklı cevaplar verirken, biraz önce Faruk Akat'la birlikte yaptığı seansta metafizik ve büyüsel inançlarını aşırı derecede ortaya çıkarmıştır. Hasta tarafından takip edilerek olgu sunumu devam edecektir. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın kızım. Kusura bakmayın, geç kalktım. Hava çarptı herhalde. Mis gibi uyumuşum. Yok canım, olsun. Ellerinize sağlık. Niye zahmet ettiniz? Günaydın Faruk Hoca. Günaydın. Ebru Hanım. Ebru Hanım, iyi misin? Ebru, ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ebru Hanım, iyi misin? Ne oldu? Ay! O ne? Abla bu ne? Kız bu ne? Nereden geldi onun içine? Ne bileyim ben anne? Ne bakıp durun, git su getir. Sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam, ver onu. Hocam. Ver bana, ver bana, ver onu. Koş kız, koş.
Oyalanma kızım, koş. Abla kan da gelmiş. Allah. Esra'cığım, Allah razı olsun, iyi yakalatmışsın sen. Afiyet olsun Ebru. Hocam buyurun. Esra Hanım, aynalar ne oldu? Hava kararmadan başlasak artık. Hocam biz hazırladık, yan evde her şey hazır. Kahvelerimizi içelim başlayalım o zaman, vakit kaybetmeyelim. Tamam, tamam hocam, peki hocam. Korkma korkma, iyiyim. Ayna odası. Buyurun hocam. Hocam aynalar yukarıda duruyor. Tamam. Biz de gelen mi? Yok, siz aşağıda bekleyin. Ebru'nun. Faruk Hoca şu anda Babil'den beri cinlerle iletişim kurmanın en iyi yolu olduğu iddia edilen aynalı odada cin çağırma ritüeline başlamak üzere. Ebru'nun, başlayabilir miyiz artık? Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tazu sinetun ve la nevm. Lahu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfa'u indahu illa biiznih. Ya'lemu ma beyni eydihim. وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Örtünün altına gireceğim. Eğer yine şikayet edecekseniz kamerayı bana verin. Hay hay. Tamam, siz girin Faruk Hoca. Ben kamerayı uzatırım size. Hazır mısınız? Buyurun. Ey mur'atül cin, gece örtüsünün karanlığına gizlenen ve ey aynaların arkasındaki habis ruh, buraya gel ve nereden beslendiğini bana göster. Bismillahirrahmanirrahim. Ebru Hanım. Efendim. Cin tam arkanda. Sakın. Sakın kıpırdama. Tamam. Sakın arkanı dönme. Tamam. Ne yapayım? Gel. Bu tarafa gel. Tamam. Sakın ola ki yanımıza gelme. Tamam.
Ey cin! Kübra'dan ne istiyorsun? Ey cin! Kübra'dan ne istiyorsun? Cinlere bir soru sorduğun zaman Ebru Hanım, sembollerle yanıt verirler. Hocam, ne anlama geliyorum bu? Simyaya göre sabun taşı demek. Ama kara büyüye göre tuvalet büyüsü. Tuvalet büyüsü mü hocam? Anne, biri bize büyü mü yapmış? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Ölüm büyüsü de denir. Çok tehlikelidir. Bu evde toprakla temas eden, güneş gören bir tuvalet var mı? Var ya hocam. Bahçede arka tarafta hemen. Çık, çık. Faruk Hoca bu sembolü biraz önce temas ettiği cinin yaptığını iddia etti. Hayda, ne yapıyor bu adam ya? Ne bunlar kızım? Ne bu? Bunlar ne Faruk Hoca? Ne bunlar? La ilahe illallah. Allah kim koymuş bunları? Muhammeden Resulullah. Etme bunlar. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Lehuma fis semavati ve ma fil ard. Ne bunlar? La ilahe illallah. Ne bunlar? Vallahu ekber. Kim yapmış bunu? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alemu ma beyne idihim. Tefik ablacığım, tamam sakin olmaya çalış biraz. Ela yuhidum. Baksana kızım. Esmiya kufsiyye hussemavati vel arm. Ela yavduhe hafzuhu ma'atü vel aliyyul azim. Allah Muhammeden Resulullah. Allah'a illallah. Subhanallah, subhanallah. Kulauzu ve rabbin nas, melikin nas. Allah'ım ne iğrenç şeyler bunlar, çok kötü kokuyor. Faruk Hoca iyi misin orada? Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Yelid ve lem yulid. Tefik abla. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Hem yelid ve lem yulid. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Kızım, kızım, kızım. Bu ne? Subhanallah. 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 Çok. Allah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Ne alaka bu? Allah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve huve ala kulli şey'in kadir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Huvallahu'l-lezi illahu. Ya hayya kayyum. Bu ne? Allah! Kim koymuş bunları buraya? Faruk hocam! Faruk hocam, dikkat edin. Gel, dur, dur, yavaş, yavaş. Ayağını at yavaşça, ha? Gel. Dikkatli ol. Dikkat et, tamam, yavaş. Hay Allah! Tamam, yavaş. İyisin, gel. Tamam. Gel hocam. Kızım, kim yapmış bunları? Bilmiyorum, kim koymuş anne bunları?
Allah'ım nasıl ye? Nasıl koydular? Kim koydu? Ah kızım. Fatma niye konuşmuyor kız? Niye susuyor? Kim koymuş anam bunları? Bana ne soruyorsun be? Ha? Kendi geçmişine bak. Ne diyorsun kız sen? Ne diyorsun? Bildiğin bir şey varsa konuştana. Bana bak. Ne be? Ne? Ne diyorsun? Yeter! Yeter artık! Ne yapıyorsun? Şu duruma bak! Kübra'ya bak! Kardeşim! Esra, sakin ol lütfen. Neden böyle yapıyorsunuz? Hiçbir şey çözemeyiz böyle. Lütfen Esra. Şu anda Bilal Duran ailesinin eski evindeyiz. Biraz önce tuvaletin içerisinden bir takım büyüsel materyaller, muskalar, tılsımlar, bebekler, saç ve kıl parçaları ve hatta hayvan sakatatları çıkartıldı. Bu olay bana Faruk Akat'ın müdahalesi dışında başkalarının da olayla ilgili olabileceğini düşündürdü ama henüz emin değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Haset eden hasetçinin, düğümleri üfleyen büyücünün çarından sıması var. Allah Allah, Allah Allah. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Allah Allah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Subhanallah. Subhanallah. La ilahe illallah. Kurevzu bir Rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekâb. Ve min şerri nefesâti fil hukâd. Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah. Sübhanallah. Bu ne hocam? Bakın burada beyni, kalbi ve avret yerlerini tılsımlı zehirli sıvılar damlatılmış. Bak burada senin adın Refika ve kocanın adı Bilal yazılı. Bunlar böyle karı kocaları ya da aşıkları ayırmak için yapılan büyülerden mi? Değil. Ne peki? Bu sihri cenne. Yani cenin büyüsü. Ne? Anne karnındaki bebeğe yapılır. Okuyorum. Cenin lanetli doğsun. Eti kirlensin. Kanı zehirlensin. Kısmeti kör olsun. Doğduğu gün babası ölsün. 23 yaşından 14 gün alınca en habis cinler ruhunu yesin. Kübra Gına gecesinde 23 yaşındaydı. Bir dakika şimdi. Yani Kübra anne karnındayken bu büyü ona yapılmış. Ve 23 yaşındayken etki etmeye başlamış öyle mi? Ondan pek emin değilim. Peki neden 23 yaş? Kübra! Kübra! Artık hastaneye gitmemiz lazım. Olmaz, şu aşamada bırakamayız. Hangi aşamadan bahsediyorsun sen ya? Ha? Ortada bir gelişme yok ki. Kübra daha doğmadan ortaya çıkmış bir mevzu bu. Tuvalette bulduğumuz büyülerle bu ortaya çıktı zaten. Faruk Hoca lütfen bana o iğrenç şeylerden ve kağıt parçalarından bahsetme. Bak kız daha da kötü oldu. İşin sonuna geldik doktor hanım, ipe un serme. Faruk Hoca. Faruk.
Kübra'da şizotipal kişilik bozukluğu var. Ve biz tedavinin nasıl olduğunu biliyoruz. 2 yıl boyunca gördüğü tedaviden mi bahsediyorsun? Başta tanı yanlış ise bir önceki tedaviye yanıt vermemiş olabilir. Doktor hanım, müsaade et. Hayır, mümkün değil. Bak, büyüyü bulduk. Bu işin sonuna geliyoruz artık. Çünkü çektiğin görüntülerin amacı neydi, hatırla. Ben amacıma ulaştım. Hayır! Şarlatan olduğumu ispatlaman gerekir. Önde olan benim, sen değilsin. Eğer ayna odasından bahsediyorsan Faruk Hoca, orada tütsülerle yarattığın sislerle kameranın görüşünü azalttığını ve o tozlarla sembolü senin çizdiğini düşünüyorum. Tuvalette bulduğumuz büyüleri de mi ben koydum? Biz burada dinle bilimi yarıştırmıyoruz, lütfen. Ebru Hanım, ben Faruk Akat, Kübra'yı kurtaramazsam bütün iddialarım çürüyecek ve sen kazanacaksın. İstediğin bu değil miydi? Kübra için. Arkadaşının hayatı için izin ver. Tamam peki, ama bak son kez. Son kez. Tamam. Kübra nasıl? Aynı. Çok korkuyorum. Onu gördüm, onu gördüm deyip duruyorum. Esra Hanım, burası çok dar. Bana daha geniş bir yer lazım. Tamam. Köyün girişinde bizim yüklük var. Orası olur mu hocam? Hemen çıkalım. Tamam, buyur. Bir saniye, sıkıştıracağım şimdi. Sabitlemem lazım. Tamam. Tamam, şimdi çok net. Rahat mısın Faruk Hoca? Tamam, rahatım. Şu tuşa dikkat edersen oradan kaydı keser. Tamam. Şu anda Faruk Akat ikinci cin çıkarma seansına başlamak üzere. Refika Hanım, sizi bu tarafa alalım. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Kübra, o hala burada mı? Burada. Tam olarak nerede şu anda? Gördüğün şeyi tarif eder misin? Siyah, uzun saçları var. Kadın mı yoksa erkek mi? Kadın. Peki adı ne? Sare. Sare beni duyabiliyor mu şu anda? Duyuyor. Kimi öldürmek istiyor? Kana kan, cana can diyor. Ey cin, burada seni 24 yıldır besleyen büyüler, Mısır'ın, Babil'in, İsrail'in tüm cinlerine hükmeden Hazreti Süleyman'a ve onun Rabbine yemin olsun. Eğer bu kızı bırakıp gitmezsen seni burada, bu tılsımlı yerde diri diri yakar. Söyle o Rabbine. Ondan korkmuyorum. Bu sana sormuyorum. Eğer bu bedeni bırakıp gitmezsen öleceksin. Oh, my God.
kurtuldu. Rebük Hanım geçti. Kurtuldu kızınız. Kızınız. Emrah. Kurtuldu. Yavrum, annem. Allah razı olsun senden hocam. Cümlemiz. Kızımı yıllardır böyle iyi görmediydim ya. Hocam peki bu büyü yapanla bunları biz bulabilecek miyiz? Kübra kurtuldu artık. Bizim için önemli olan bu. Siz hiç merak etmeyin. Allah onların belasını verecektir zaten. Saat 2.05. Faruk Akat biraz önce yaptığı seansta hastanın bedenini ele geçirdiğini iddia ettiği Sare adlı cini etkisiz hale getirdiğini veya kendi tabiriyle öldürdüğünü söyledi. İlginç bir şekilde hasta Kübra Turan'ın nabız ve tansiyon değerleri gayet normal sınırlarda seyrediyor. 4 saat öncesine ait olan mide bulantısı, kusma, ateş şikayetlerinin hiçbirisi şu anda mevcut değil. Hasta uzun zamandan beri ilk defa cini bedeninde ve çevresinde hissetmediğini ve gayet iyi olduğunu söyledi. Sence büyüyü kim yapmış olabilir? Aileye yakınlığı olan ya da çok kıskanan biri yapmıştır. Büyü yapabilmek bu kadar kolay bir şey mi? Dabbe diye bir şey duydun mu? Duydum ama anlamını bilmiyorum. Dabbe Kur'an'da geçen bir kıyamet alametidir. Dünyayı bir örümcek ağ gibi saracak ve her eve girecek deniyor. İnterneti çağrıştırıyor değil mi? İnternet mi? İyi düşün. Dünyayı bir örümcek ağ gibi saracak ve her eve girecek. www. World Wide Web. Dünyayı saran örümcek ağ. Yok canım. İnternet, Ebru Hanım, en büyük kıyamet alametidir. Bugünlerde büyülerin bu kadar artmasının sebebi internetten başka bir şey değil. Tarihte cinlerle alakalı en tehlikeli kara büyülere internet sayesinde bir tuşla ulaşabiliyorsun. Bundan daha korkunç ne olabilir? Peki bütün bunları kim yüklüyor internete? İnsanlar mı? Yoksa cinler mi? Bilmiyorum. Neyse Faruk Hoca, bu konu uzar. Ben yatıyorum. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Kübra? Ne oldu? Bilmiyorum, Kübra'ya bir şey oldu galiba. Nasıl Kübra? Kübra Hanım! Kübra Hanım sizden yapmış bir şey yok! Abla sakin ol! Tamam, sakin ol! Geçim ya! Anne, hanıma bir şey olmamış! Fatma'nın! Fatma'nın! Allah Allah! Allah! Fatma'nın kim yaptı bunu? Fatma'nın! Ben ambulansı arıyorum. Ara, ara çabuk ara. Refik Hanım sakin ol. Hacı! Hiçbir şey yok. Ne Hacı? Dilek Hacı. Kim? Dilek Hacı'nın orada. Kübra mı? Arabayı hazırla Ebru. Kübra! Dikkat edin. Sahilin içine girmeyin. Gayrız etler. Sekür ve har. Değilirden yaşa.
Ben ölmem. Bin kere öldürsen, bin kere geri gelirim. Bana doktor deme. Hepsi senin yüzünden. Kapat kapıyı. Ebru sakin ol. Ne olduğunu bilmiyorum. Sen mi sahtekarsın? Sana bu kızı hastaneye götürelim demiştim. Kapıyı kapat. Bu işte bir terslik var. Böyle olmamalıydı. Kapat! Sahtekar! Gübra'yı hastaneye yatırdılar. Hangi hastanede? Fatma Hanım. Utanmıyorsun değil mi? Hala çekim yapma. Bu mesele çözülene kadar çekim devam edecek Fatma Hanım. Gübra'nın babası. Abi. Neden öldü biliyor musun? Neden? Gübra doğdu. Bu kadar bebek. Abime haber verdik. Abim geldi. İki eliyle birden beşiğinde Gübra'nın boynuna sarıldı sıkıyor. Şeytanın çocuğu, şeytanın çocuğu de. İttim onu. Abim yere düştü. Ağzından böyle siyah siyah köpükler çıktı. Yüzü kocaman oldu. Dili şişti. Abim gözümün önünde öldü hocam. Hep sordum kendime. Keşke kurtarmaydım dedim Gübra'yı. Ne bileyim. Ölürken bana bir şey dedi. Sare. Sare? Cinin ismiydi. Bu koca konağı. Abin nasıl aldı he? Abin fakir bir köylüydü. Tarlalar aldı, konaklar aldı. Bana hiç söylemedi. Fatma Hanım. Kıbledere ile ilgili konuşacak birini söyle bana. İlyas. İlyas Aloğlu. Kıbledere'de yaşayan tek köylü o. Nedim. Ne yaptın sen Bilal Duran? Kime ne yaptın sen? 71. Sen nesin Nedim? Hidayet abi selamünaleyküm. Abi bu meselede karşıma sürekli bir rakam çıkıyor. 7175. Anlamını biliyor musun abi sen? Bir saniye abi, bir saniye. 1600'lü yıllarda yarı Hristiyan yarı Müslüman bir tarikat vardı. Zannedersem onların kitaplarındaki resimlerde ben bu rakamı görmüştüm ama emin değilim. Abi ben o resimlere çok acil nasıl ulaşırım? Çok hayati bir mesele bu. Tamam Faruk, bulabilirsem sana e-mail ile gönderirim. Abi yalnız çok acil. Tamam bakacağım.
Sağ olasın abi, eksik olma. Allah! 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 İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi misin? Ne oldu? Bırak şimdi sen beni. Kübra nasıl? Çok iyi değil. Doktorla konuştum. Hoca kusura bakma. Bugün sana çok bağırdım. Şok geçiriyordum ben de o yok, anda. Yok yok. Estağfurullah. Ya nasıl estağfurullah? Baksana düştün halleri. Seni de buraya ben çağırdım, sürükledim. Ben buraya niye geldiğimi bilmiyorum artık. Yani kendi hırslarım için mi, Kübra için mi? Kafam çok karışık hoca. Sen kötü niyetli değilsin Ebru. Sen ne yapıyorsun burada, ne yapıyorsun? Kıbledere'ye giden bir yol arıyordum. Adam burada indirdi, tepenin ardını tarif etti. Kıbledere mi, ne işin var orada? Bir bira nedir orası? Bu iş Kıbledere'de çözülecek Ebru. İlyas Aloğlu diye biri varmış. Fatma Hanım onu bul dedi. Faruk hoca, bırak artık, bitti. Beceremedin, tamam mı? Eline yüzüne daha fazla bulaştırmadan bırak bu işin peşini. Bitirmeden bırakmam. Of! Kıbledere. Sonunda geldik. Bir zamanlar burada insanlar yaşıyordu. Şimdi cinler yaşıyor. Ne yani şimdi bu harabelerin hepsinde cinler mi yaşıyor? Göreceğiz. Gel gel. Gel buraya gel. Ne oldu? Çek şunu çek. Yine mi? 71-75. Vallahi hoca her şeyin sırrını çözdüm. Bir şu sayının sırrını çözemedim. Hoca şu tripodu versen bana rahat yürü. Ebru, burası büyük bir köy. Beni ilgilendiren şey, bu kadar insan ne oldu da burayı terk edip gitti? Evini barkını terk edip gitti herkes. Vallahi bana mı soruyorsun Faruk Hoca? Sana soruyorum tabii. Kübra ile sen buralı değil misiniz? Ses oradan geldi galiba. Şuradan geldi galiba. Bu köyle ilgili hiçbir bir şey hatırlamıyorsun. Yok, hatırlamıyorum. Sebep. Bir sebep Ebru, bir sebep. Bu kadar insanın burayı terk etmesi için bir sebep gerek. Faruk Hoca, gir o zaman internete Kıbledere Köyü diye arat. Eski tarihlere bak. O tarihlerde gazetelerde yayınlanmış bu köyle ilgili bir sürü garip haber bulabilirsin. Ne garip haberi? Anlat işte. Ya köylülerle konuştuk, hepsi hurafe. Hala inanıyorlar, görmüyor musun? Ya. Korkup kaçmış insanlar, bu kadar. Hurafe, hurafe, hurafe. Tek bildiğiniz şey hurafe. Aynı şeyi tekrar edip durun. Hurafe. Of! Şu İlyas'ı bulalım da anlayacağız hurafe mi değil mi? İyi de nasıl bulacağız biz bu adamı? Bir saattir dolanıyoruz işte burada. Ne bileyim ben, ışıkları yanan bir yer arayacağız herhalde. Faruk Hoca dur, kıpırdama. Akrep var, yaklaşma duvara. Yine 71-75. Faruk Hoca? Anlamını bilmediğimi söyledim Ebru Hanım. Bu rakamlarla ilgili bir arkadaşımı aradım, bir şeyler biliyor. Bir resimler falan bir şey olacak işte. Gelince görürüz. Anladın mı? Tamam mı? Tamam, kızma.
Faruk Hoca. Ne? Faruk Hoca arkandan bir şey geçti. Dur, dur gitme. Simsiyah bir şey geçti. Gözlerimle gördüm. Ne simsiyah ne? İçeri kaçtı, sıraya kaçtı. Faruk Hoca gitme dur. Saldırır bir hayvandır, köpektir bir şey. Faruk Hoca. Of. Faruk Hoca. Faruk Hoca. İçeri baktım, yoktun, iyi misin? Tamam, iyiyim, buradayım, tamam. Neden yoktun içeride, neredeydin? Sakin ol, tamam, buradayım. İçeride sağa sola baktım, bir şey yok. Tamam, iyi misin? Tamam, iyiyim, hadi bulalım artık şu evi, yeter. Tamam, hadi. Yürü bu tarafa bakalım. Tamam. Faruk Hoca. Faruk Hoca, nereye gidiyorsun? Böyle bir yerde kimse yaşamaz. Hadi gidelim artık. Bu ne ya? Hayda. Bu ne şimdi? Ebru Hanım. Efendim. Bulduk. Burası. Beni bekle, dur. Gel. Beraber. İlyas Aloğlu. He, benim. İlyas Bey, ismim Ebru, psikiyatri doktoruyum. Buraya neden geldiğimizi açıklamadan önce size kameralarla ilgili gerek bilgi verdim. Gerek yok. Ben niye geldiğinizi biliyorum. Gelin gelin. Yukarıda konuşuruz. Bu bizim yolda gördüğümüz çoban değil mi? Evet, evet. Ha, yalnız ayakkabılarınızı orada çıkartın. Tabii, tabii. Tabii. Buyurun böyle. Şöyle bıraksan. Ha, olur olur, koy. Şimdi İlyas kardeş, bu Kıbledere'deki köylülere ne oldu? İki kişinin günahı bütün köyü lanetledi. Kim bu iki kişi? Bilal Duran ve Remzi Karaduman. Remzi Karaduman? He. Ne oldu, tanıyor musun? Babam mı? He, baban. Bak, bundan tam 24 yıl evvel Kübra'nın babası Bilal ve senin baban Remzi bir cinniyadan yardım alarak define arayışına girdiler. Cinniya? Dişi cin. Cinnin adı Sare miydi? He, Sare. Sare, insan bedeninde görünebilen bir cin kabilesine mensuptu. Zuzula kabilesi. Hazine ve definelerin yerini bilen çok tehlikeli bir cin tayfesi. Bilal ve Remzi, defineyi, yani altınları bulduktan sonra Sare'yi öldürmeye karar verdiler. Nasıl? Sare, insan bedenindeyken onu lanetli ağacın oraya gömdüler. Bu lanetli ağaç yolun arkasındaki dilek ağacı mı? He o. Bir dakika, bir dakika. Bilal amcayla babamın define avcısı olduğuna dair kanıtınızın ne olduğunu söyler misiniz lütfen? Fakir iki köylü. Nasıl oldu da birden zenginleşti ha? Bilal kendine koca konak aldı burada. Bankada tonla para. Baban İzmir'e gitti. Oradaki mal mülk nereden geldi? Hiç düşündün? Bilal amcayı öldürenler Sare ile aynı kabileden cinler mi? He. Babanı da onlar öldürdü zaten. İlyas Bey. Benim babam trafik kazasında öldü. Alakası yok. Ya hoca, kazayı onlar yaptırttı işte. Bu nasıl bir saçmalıktır böyle? Ya doktor, seni de buraya onlar çekti zaten. Çok dikkatli olmak zorundasın. Onların kin ve intikam duygusu hiç bitmez. Kübra'nın bedenini Sare için mi istiyorlar? He. O yüzden evlenmesine izin vermediler zaten. Bakir olarak bedeninde Sare'yi tekrar diriltecekler. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon mu? Reenkarnasyon tamamen cinlerin eseridir. Daha önce yaşamış olan birinin tüm yaşam bilgilerini başka bir beyne aktarıp geçmiş kişiliğini tamamen yok ederler. Reenkarnasyon cin çarpmasıdır.
Yani Kübra ile Sare aynı yaşa girdiklerinde ona Sare'nin ruhunu verip kendi alemlerini alacaklar. Hele bakın bunlara. Hasbinallah. Bunlar ne? Sübhanallah, sübhanallah. Estağfirullah, estağfirullah. Bak, işte bunlar Kıbledere köylülerine olanlar. Bilal'le Remzi, defineyi bulup altınları sattıktan sonra köylüye biraz para dağıttılar. Hepsi lanetlendi. Çocukları sakat doğdu. Kendilerinde türlü türlü hastalıklar. Delirenler, intihar edenler, neler neler. Bakın, ben bunları bir tek size anlattım. Neden biz? Çünkü bu civardaki lanetin bitmesini istiyorum artık. Peki İlyas kardeş, sen bütün bunları nereden biliyorsun? Karım anlattı. İşiniz burada mı? Benim karım insan değil. Cinni ya. Şu anda burada mı İlyas? He. O sizi görür. Ama siz onu göremezsiniz. Adı ne? Zahur Yeş. Müslüman mı? Peki, Zahur Yeş bize yardım eder mi? Zahur Yeş size yardım eder mi? Zahur Yeş size yardım eder mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ey Zahur Yeş. Biz kötü niyetli değiliz. Senle ya da kocanla bir işimiz yok. O masum kıza, Kübra'ya yardım etmek istiyoruz. Kübra'ya yardım edecek misin? Zahur Yeş. 71-75 nedir? Bize yardım et. Allah! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah! Anası falan yok. Zuzula cinlerinden korkuyor. Sizinle konuştuğumuz için bize zarar verebilirlermiş. Neden? Çünkü sen onlardan birini öldürmüşsün. Kübra'ya musallat olan cin kendine Sare diyordu. O Sare değil.
Onlar Kübra'nın Sare'ye dönüşmesini istedikleri için öyle diyorlar. Sare lanetli ağacın orada gömülüyor. Lanetli ağaca mı gitmeliyiz? Ya gidin artık. Her şeyi anlattık işte. Kendiniz de biz de tehlikeye atmadan gidin yürü, oğlum. Yürü. Hadi gidin. Git artık. Git. Git. İnanmıyorum, tamam mı? Saçmalık hepsi. Yeter. Ya Rabbi, nasıl çözeceğiz bu işi ya Rabbi? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne? Bu ne? Allah'ım kahvallar. Ebru sakin ol. Hani kimse yoktu burada? Ebru sakin ol. Çakamam o kim yaptı bana? Ebru sakin ol. Allah'ım kim yaptı bana? Ebru arabaya bin, sakin ol. Tamam. Tamam, geçecek Ebru. Ben babamın bu işlere karıştığına inanmıyorum. Bence şu anda en iyisi ona dua etmek. Ne yani? Sare öldürüldüğü için mi yaşandı bütün bunlar? Bak, bak Ebru Hanım. Bu kitaba göre haksız yere öldürülmüş olan bir cinnin lanetinden kurtulmak için o cinni gömüldüğü yerden çıkarmalı ve okunmuş bir bezle kefenleyip başka bir yere gömmelisiniz diyor. Arap Bedeviler yanlışlıkla öldürdükleri cinlerin lanetinden kurtulmak için onları çöllere gömenmiş. Lanetli ağaca mı gidiyoruz yani? Önce kasabaya uğrayıp kazma kürek ve kefen bezi alalım. Ebru Hanım, cini gömerken çekme. Peki, tamam. Yardıma geleyim mi? Gerek yok. Ne oldu? Bitti mi? Bitti. Gömdüm. Sakin ol. Ebru Hanım, sakin ol. Faruk Hoca. Zuzula cin kabilesi, Sare'nin ölü bedenini size geri verdim. Eğer beni duyuyorsanız, Sare tertemiz bir bedenle toprakta artık. Masum Kübra'ya musallat olmaktan vazgeçme. Biz görevimizi yaptık. Siz de o bedenden uzak durun. Allah'ım, bundan sonra huzurlu bir hayat nasip eyle kızma yarabbim.
Amin. Amin inşallah. Anne abartma hadi. Hayır yok bir şey de. Gelince konuşmam lazım seninle. Hı-hı. Babam hakkında. Yok şimdi anlatamam. Gelince konuşuruz tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Nasıl Refika abla? Uyuyor yavrum. Tamam rahatsız etmeyeyim o zaman. Ya Esra. Ha. Mine nerede? Babaannesine bıraktım ya. Ha tamam iyi yapmışsın. Bu konu binlerce yıldır aynı. Böyle gelmiş böyle gider. Ne sen ne ben. Tek başımıza hiçbir şey değiştiremeyiz. Ben hiçbir şeyden emin değilim Faruk Hoca. Her şeyden emin olmaktan daha iyidir. İnan bana. Neyse. İş bilin için çok teşekkür ederim. Ben de sabrın için teşekkür ederim. İlyas! İlyas! Ne oldu? Konuştuğunuz adam. Telefon ediverdi az önce. Diverdi ki ölüm kalım meselesi dedi. Hemen dedi çok acil dedi. Hocam gitmezsen gel Kübra ölü verecekmiş hocam. Tamam endişelenme ben gidiyorum. Tamam. Sen Kübra'nın yanında kal kızım çok korkuyorum annem. Ne olursun. Peki tamam abla ben buradayım. Tamam çıktım ben. Tamam, hadi. Gel otur bakayım şöyle. Faruk Hoca! Faruk Hoca kamerayı al! Niye çekmiyorsun ya? Bu da sabahtan beri batık durdu. Evet. Bu ne ya? Olduğunuz büyüsel malzemeyi bana ait olan çamaşırların birinin içerisine gizlenmiş olarak buldum. Anlamını bilmiyor fakat üzerinde benim ve Kübra'nın resmi var. Kimin ne amaçla yaptığını bilmiyorum fakat bu görmüş olduğunuz figür tuvaletini yapıyor gibi görünüyor. Bu da bir tuvalete benziyor. Daha önce gördüğümüz tuvalet büyüsüyle bir alakası olabilir bilmiyorum. Fakat açıkçası oldukça korktum. O yüzden bu görmüş olduğunuz gizli kamerayı bundan sonra kullanmak durumunda kalacağım. Alo, Hidayet abi. Alo Faruk, 71-75 ile ilgili sana gönderdiğim resimlere baktın mı? Aldım abi aldım, hatta laptopuma da indirdim. Hayırdır abi çözebildin mi? Aç o resimleri hemen. Tamam abi bir saniye, arabadayım şimdi. Sağ çekiyorum, dur. Resimlerden biri önümde şu an. Sana bahsettiğim yarı Müslüman, yarı Hristiyan tarikatın kullandığı tablo işte bu. Biliyorum abi, devam et. 71-75, 2000 yıllık bir şifre Faruk. Tamam abi anlat. Biliyorsun Hristiyanlığa göre İsa peygamber çarmıha gerilerek öldürüldü ama İslamiyet'e göre Hazreti İsa çarmıha gerilmedi. Evet abi Kur'an'da Nisa 157'de bahseder bundan. İsa kesinlikle çarmıha gerilmemiş ve öldürülmemiştir. Devam et abi. Peki şimdi bir kağıda 71-75 yaz. Kağıda. Evet abi. Şimdi de altına o rakamların Arapçasını yaz. Oku. Vivo, yaşıyorum demek Faruk, Latince. Tıpkı Kur'an'da yazdığı gibi İsa'nın öldüğüne veya çarmıha gerildiğine inanmayan 71-75 tarikatı mensupları aynen şöyle demiştir. Bak okuyorum.
Ey çarmıhın karşısında cehennem çığlıkları atan lanetli güruh! Andolsun ki siz cehennem dikenlerini İsa'nın alnına geçirmediniz. Tertemiz avuçlarına habis çiviler değmedi. Ben Rabbiniz onun tertemiz ruhunu sizin cüzzamlı nefislerinize emanet etmedim. İsa'm, kulum benim katımda. Bilin ve bildirin ki Meryem oğlu İsa ölmedi, yaşıyor. Ve İsa şöyle dedi: Vivo. İşte o dönemlerde İsa'nın ölmediğine kanaat getiren bu grup, yaşıyorum anlamına gelen vivo kelimesini şifrelediler ve ortaya 71-75 çıktı Faruk. Gelelim senin meselene. İnsanlar tarafından öldü zannedilerek gömülen cinler de yaşadıklarını birbirlerine bu şifreyle haber verdiler. Faruk. Sare. Cin kadın. Ölmedi mi yani? Ölü bir cinnin mezarını açarsan lanet kalkar. Yaşayan bir cinnin mezarını açarsan lanet artar. Sare öldürülmeden gömülmüş. Onu lanet ağacı hapsetmişler. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptın sen? Ne yaptın? İlyas? İlyas ne oldu? Doktor nerede? Şeyi o ana kız planlamış. Kübra'nın yerine doktorun bedenini verecekler Sare'ye. Sen neden evden ayrıldın? Sen çağırmışsın beni. Ya ben nasıl çağıracağım? Telefon yok, bir şey yok, nasıl çağırayım ben? Ne diyorsun İlyas sen? Susulak kabilesi karımı öldürdü. Onlar buradalar hoca. Her yerdeler. İlyas. 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 Çok geç artık hocam. Ne oldu İlyas? Ne oldu? Hocam çok geç. Hocam İlyas! Şuraya git! İlyas! 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 Allah! 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 Ebru!
Sübhanallah. Sübhanallah. Hasbinallah. Allah. Ebru. Ebru'yu götürmüşler. Beden değişimi. Ebru'yu Sari'ye verecekler. Kıbledere. Ebru! Ebru! Bismillah. Korkmaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Ey Yusuf'u kuyunun dibinde. Allah. Yusuf. Ebru. Ebru. Aç gözünü. Doğru. Sen hiçbir şey yapmadın Ebru. Esas suçlu senin baban. Senin baban Remzi. Yıllarca define peşinde koştu ya senin baban. Para pul peşinde koştu öyle. Sonra cinleri benim kızıma musallat eden de senin baban. Toladı topladı parayı, pulu, zenginliği. Seni de kaçırdı, kurtardı ailesini de. Acıyı çeken benim kızım oldu. Yıllarca acı çekti benim kızım ya. Yeter. Sıra sende artık. Anlıyor musun beni? Ben kızımı alıp gideceğim buralardan. Bundan sonra Sare senin ruhunu kemirecek. Seni esir alacak. Sen çekeceksin artık. Benim kızım kurtuldu, anlıyor musun beni? Yeter. Şimdiye kadar sen hayatını yaşadın Ebru. Ama artık sıra bizde. Kardeşimle biz yaşayacağız artık. Esra. Buna. Cuhşel hadde ol zuzula. Cuhşel hadde ol zuzula. Cuhşel hadde ol zuzula. Cuhşel hadde ol zuzula. Cuhşel hadde ol. Cuhşel hadde ol zuzula. Cuhşel hadde ol. Ya zuzula. Refika abla! Refika abla! Esra! Çıkarın beni!
Allah'ım! Git! Git!